Teknosafer'den herkese merhaba. Bugün elimizde, avcumuzda, yeni stüdyomuzda. Bir dakika, yeni stüdyo muhabbeti yapalım hemen. Yeni stüdyo. Daha inşaatı bitmedi ama. Biraz daha oturacak birkaç parça daha şeyi var. Eko'da varsa kusura bakmayın diyoruz. Mert bunların hiçbirinde yoktu, evet. Hiçbirinde yoktu. Ben hazıra konmaya geldim. Samsung Galaxy J8. Normalde telefonları incelerken kutusundan çıkarıp kullanıp inceliyoruz, deneyimlerimizi anlatıyoruz ama bu telefonun kutusunda bir olay var ki. Sarı lacivert. Neden? Note 9'a çok benziyor. Değil mi? Samsung Galaxy Note 9'da biliyorsunuz bu Ocean Blue renginde... oraya gösteriyorduk değil mi? Evet. Pardon. Samsung biliyorsunuz Note 9'da Ocean Blue, yani okyanus mavisi adını verdiği renginde mavi telefona sarı kalem koydu. Sonra dedi ki ya bu tutar ve J8'in de tasarım dilinde mavi ve sarı renkler var. Ama gel gör ki... Telefonla hiçbir alakası yok. Hazır mısın? Bu arada biliyordum kalemli olmadığını ve geleceğine. Evet. Yine insan bekledi. Bu arada ilk kez sizlerle birlikte... Açamıyoruz. Açamıyoruz. Bak şu var ya, şunu tutuyorsun. Bak. Samsung olarak bir tur yanda var. Bir tur da yanda. Uğur onları açmaya çalışırken kutu içeriğine bakalım. Madem kutu açılışıyla başladık. Hızlı başlangıç kılavuzu. Şunu Türkçe yazma zahmetinde bulunmuyorlar bile başlıkta. Olması lazım. İçi Türkçe tabii ki de yani şey. Ha, Quick Start Guide yazıyor ki. Aynen, doğru, zaten doğru. Direkt kaldırıp atıyoruz. Bir tane adaptörümüz var burada. Adaptörümüz kaç ampermiş? 1.5 amperlik bir, 5 volta 1.5 amperlik bir adaptörümüz var. Bu da yarı hızlı şarj mı diyelim buna. USB kablomuz var. Buna hemen bakalım. Type-C yok. Hala micro USB var. Bir de kulaklığımız çıkıyor. Bu kulaklığı açmayacağım ama Samsung'un uygun fiyatlı telefonlarından giriş çıkan seviyesi kulaklığı giriş seviyesi ve kulağa tam oturmayan batan kulaklık. Yani konfor olarak çok iyi değiller o kulaklıkları, biliyoruz ama günü kurtarır mı? Tabii ki kurtarır. Bir de bir fikfikimiz var. Şunun adını bilmiyorum hala. Fikfik diyorum buna. Barış Akpolat'tan mı aldın fikfiki? Bilmiyorum vallahi, Barış abi de mi öyle? Ekin kollama da söylüyor olabilir. Evet, bilmiyorum. Hep özenti bu. SIM kart iğnesi. Teknosafer'in çocukları hep özenti ya. SIM kart iğnesi. SIM kart iğnesi. Evet. Bu arada telefonu bitirdim ben az önce. Gerçekten kaç parça yapışkan çıktı belli değil. Neden kutusunda bu kadar kenarlarına yapışkan? Siz alırken mağazada açtırın ki uğraşmayın. Yok ya, kendileri açsınlar. Evet, ne diyorsun tasarıma? Güzel. İstersen teknik özelliklerine yavaş yavaş başlayalım artık telefonumuz açılırken. Devam. 6 inçlik bir ekranımız var. Bu ekran HD Plus çözünürlüklü. Fena mı? HD Plus giriş seviyesi bir telefon için iyi. Ama birazdan fiyata geleceğiz. Söyleyeceğim çok şey var fiyat konusunda. Onun dışında 3 GB RAM'imiz var, 32 hafızamız var. İşlemcimiz Snapdragon 450. Yani giriş seviyesi bir işlemcimiz var. 1000 TL segmentinde, 1500 TL segmentinde bildiğimiz işlemcilerden biri var yani. Ben oyun oynamaya gidiyorum. Telefonunda bu arada yüz tanıma özelliği var. Parmak izi okuyucu var. Ben Samsung'un uzun oturum açma ve telefon açma işlemleri arasında boğuldum. Kusura bakmayın. Evet. Uğur bir taraftan açıyor. İlk defa açmadan telefonun kutusundan çıkar çıkmaz inceliyoruz. Uzun kullanmadan telefon mu incelenir diyenler olacaktır ama evet. Zaten biz J serisinin geneline alışığız. O yüzden bir ekstra kullanım deneyimine... Bak arka planın güzelliğine bak. Şöyle. Yapmışlar. GoPro'ya gösteriyorduk. Doğru. Hakikaten tasarımsal olarak gayet şık. Çok güzel bir tasarımı var. Ama dediğim gibi zaten J serisinin ortalama performansını biliyoruz. Diğer modellerden de çok farklı olmayacağı için biz direkt dedik ki kutu gelir gelmez incelememizi çekelim. Deniyorum. Evet, bayağı şimdi açıldı. Ama klik biraz, sesiyle açıldı. Biraz uzun sürdü. Evet, bir daha deniyorum. Klik. Evet. Evet. Tabii bu arada şunu unutmayalım. Telefon kamerayla aslında yüzünüzü tanıyor. Yani Apple'da olduğu gibi 3 boyutlu bir Face ID için, Apple'ın Face ID için kullandığı sensörler Samsung'un ne üst seviye telefonlarında var ne de böyle giriş seviye telefonlarda var. Yüz tanımayı yazılımsal olarak yapıyor. Yani o yüzden Apple'la karıştırmamamız gerekiyor. Ben kullanmaya devam ediyorum Mert'in yanında. Parmak izini kaydettim. Şimdi deniyorum. Evet. Parmak izi tamam, çok iyi. Bitti. Bir denemeye bile gerek yok. Güzel. Yüz tanıma zaten trend olduğu için eklenen bir şey. Biz size parmak izini tavsiye ediyoruz. Çünkü yüzünüzü okuyana kadar gelen mesaj gider. Ben PUBG indireceğim. Arkasında bu arada teknik özelliklerde işlemci yazmamış. Bu da Snapdragon 450 telefonla
o fiyat verilir mi diye yazmadıklarını diye düşünüyorum ben açıkçası. Yalnız fiyatı bu kadar eleştirip de fiyatı söylememem de en sonunda söyleyeyim. Ayrı bir inlik. Video izlensin diye hep bunlar ben var. Ben sıkıldım. Kamerası nasıl çekiyor? Ona bakalım. Hadi bakalım. Canlı canlı test bu edelim. Bu arada biri 16 megapiksel, biri de 5 megapiksellik çift arka kameramız kamerası varmış. Ön tarafta yine 16 megapiksellik bir kameramız varmış. Sen evet, dur ben seni test edeyim hemen. Evet. 3, 2... Zayıfladım alıyor mu evet. Kadraja? Yok hayır yine şişman çıktı. Nasıl evet. Sence? Bunu görmeseydiniz iyiydi ama neyse. Bu yani. Çok hoş çıkmadı mı? Neyse. Kapalı ama... ortamda iki tane yapay ışıkla ortamda bu. Evet ama telefon kamerası güzel. Orada bir sıkıntımız yok. Samsung'un zaten en iyi yaptığı şey giriş seviyesinde. Mert bu arada kamerayı beğeniyor kendini beğenmediği için. Evet evet kamera güzel. Sıkıntı bende. Tekrar çekiyoruz. Oradan çeksin böyle zayıf çıkıyorum. 3, 2. Dur kutuyla çekelim de ben Instagram'a atacağım artık Instagram'ı aktif kullanıyorum. Neydi? Sosyal medyada teknosafari.com. Evet teknosafari.com. Instagram'ı da aktif kullanıyoruz artık. Çek. Yapıştır 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 ver bana. Tamam. Hayır bu, ben, ben paylaşacağım. Tamam sen paylaş. 3, 2. Uğur kamerasını beğendi. Samsung giriş seviyesinde kameraları iyi yapıyor. Bu net yani. Samsung tamam pahalı diyoruz. Özelliklerine göre özellikle işlemciye falan bakınca telefonlara pahalı diyoruz. Hı hı. Ama kamera ve tasarımsal olarak özellikle Samsung o premium Samsung algısını bu segmente de yansıtmayı çok iyi yapan bir marka. Oradan video mu çekiyorsun? Evet şu anda videodayız. Burayı anlatıyorum o zaman. Evet. Belki de biz Türkiye'deyiz diye bu sarı lacivert Fenerbahçe çağrışım yaptığı için mi eleştiriyoruz bilmiyorum ama ben Beşiktaş'tım. Ben de Galatasaray. O yüzden biz telefonu eleştiriyoruz. Hayır telefon, ya benim renklere karşı bir şeyim yok ki. Sadece J kalem gibi duruyor. Evet. J'nin I kısmı. Ya bir de o şeyden çağrışım yapıyor işte. Note 9'da ana konsept buydu ya. Zaten lansmana gittik her yer sarı lacivert şeyler. Telefon sarı lacivert kalemi sarı. Samsung konuşuyor. Samsung konuşuyor. Ve telefondan ses böyleydi. Şimdi evet. Ön kamerası da böyleydi tabii ki. Şimdi devam ediyoruz. Telefon kamerasından bol bol bahsetmişken şunu da ekleyelim. Arka kamerada birinin diyaframı f1.7, birinin f1.9. Yine ön tarafta da f1.9'luk bir lensimiz var. Bunlar canlı odak için ama şu anda canlı oda denemeye kalkmıyoruz. Çünkü kapalı ortamda ve düşük ışıktayız. Mert'in arkasında derinlik yok bir kere. Böyle bir şey denersek adil davranmış olmayız. Evet, ama çok iyi bir şey. Yani şu anda fotoğrafları girelim bence. Şunu diyorum girelim aynen. Hani Galaxy serisinde en sevdiğim şey bu işte. Kameralar mesela diyafram açıklığı segmentine göre düşük. Bu fiyatta f1.7 lensli telefon bulmak çok zor. O yüzden kamera konusunda başarılı. Bence fiyatını hak ediyor. Başarılı. Ama teknik özellik tarafında hak etmiyor. Batarya tarafına geldiğimiz zaman 3500 mAh'lik bir bataryamız var J8'de. 3500 mAh günü rahatlıkla kurtaracaktır o konuda. 720p ekran olmasın. Büyük evet. Ama olsun. 720p'lik ekranda canlı. Gayet bol bol şarjınız yetecektir diye düşünüyorum. Ama doldururken de biraz yavaş şarj edeceğiz çünkü 1.5 amperlik bir. Kulaklıkla şarj ediyoruz. Kulaklıkla şarj, evet. Bu arada kulaklık girişi de var Samsung doğru. Ondan vazgeçmiyor. Şimdi tasarım olarak daha çok hanımlara yönelik geldi bana. Hanımlara. Evet. Ne kadar cinsiyetçi bir insansın. Hayır. Bence onu renk... konuşmayalım da. Şunu konuşalım. Samsung tamam, sürekli hadi. Galaxy J ve A serisiyle gençleri hedef alıyor ama metrobüste gidince ben J serisini sürekli teyzelerin elinde görüyorum. Bunu ne yapacağız Uğur? Çünkü gençler bu telefonu alabileceği parayla ikinci el başka üst seviye telefonlara yöneliyorlar. Öyle mi diyorsun? Ben öyle biliyorum. Galaxy A serisinde mesela Samsung onu iyi yakaladı. Gerçekten A serisinin A8 için. Modelinde ve sen A6 sen ne kadar kullanmıştın A8'i? 2 ay falan kullandım. Evet çok efsaneydi o videoyu da şuradan evet, gidebilirler. Evet evet. Nereden? Sol üst diyorum sol ama üst. Ekranda sağ üstte çıkıyor. Hep o yanıtmış. Evet sen de diyordun. Galaxy A serisi gençleri bir şekilde yakalıyor. Çünkü işte çift ön kamera eklendi A8'e evet. Vesaire. Ama J serisinde bence hala o yok. Gençleri hedeflese de uygun fiyatlı olduğu için bence daha yaşlılar bu telefonları tercih ediyor. O yüzden bir noktada... Büyük ekran isteyenler tercih evet. Ediyor. A'sını, B'sini, C'sini bilmeden. Ha bunun ekranı iyi, iki tane de kamerası varmış diyor. Tık diye alıyor. Başka peki, hiçbir özelliği bu kadar bakmıyor. Konuştuk da fiyatını söylüyorum. Hazır mısın? Hazırım. Sen fiyatı bilmiyorsun. Yok ben bilmiyorum. Bir tahmin bakmıyorum. İstiyorum seninle. 1500-2000 lira arasında bildiğimiz J serisinin bu modeli. Snapdragon 450 işlemcili, 3 GB RAM'li, 32 hafızalı. Söylediğin aralıkta mı fiyat? Ne kadar sence? Hayır, değil. 1500-2000 dedin de değil. Çünkü ben 2600 diye düşünüyorum şu 2700. An. 2700. Şimdi
Bu arada gerçekten bilmiyordum ve çok iyi. Evet, tebrik ederim. Gerçekten tebrik piyasa ediyorum. Koşullarını iyi bir şekilde takip ediyor Uğur. Bu telefonda bir ay yaşayabilir miyim acaba? Açıkçası net bir şekilde bunu söylüyorum. Ya hiçbir markaya bizim özellikle yaklaşma ya da uzaklaşma gibi bir şeyimiz yok. Tüm markalar eşitiz. Ben de bireysel olarak öyleyim. Ama ya şu an çok değişik bir şey ortaya atacağım belki de. Şimdi bu telefonun fiyatı bence yüksek. Doların 7 liraya dayandığı halde bile Galaxy J8'in fiyatı yüksek diye düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Bence Samsung üst seviye telefonlar çok fiyatları artınca yüksek satış adetlerine ulaşamayacağı için giriş seviyesinde biraz 100 lira 200 lira oynamalar yaptı ki ayakta kalabilsin diye düşünüyorum ben. Biliyorsunuz ki Galaxy Note 9'un fiyatı 8000 TL'ye dayandı. İşte Milliyet Gazetesi'nden Onur abi bir haber yayınladı. iPhone'lar minimum 10.000 liradan gelecek dedi. Telefon, elektronik ürünü almamız çok zorlaştı. Bu telefonun pahalı olması normal ama 2700-2800 lira olması bence hala normal değil. Mert böyle anlatınca bu telefonu kap almak lazım dedim. Onu kapı koydum böyle. İyi güzel kapladı, güzel oluyormuş diye kafamdan geçirdim. Öne de bir ekran filmi şartı yani alırsan. Evet, bu arada ekran cam fiyatları da artmıştır. Ekran değişim fiyatları da artmıştır tabii her şeyin. O yüzden telefonu kılıfla kullanın. Telefonunuza sahip çıkın. Can sıkıntısından telefon değiştirmeyin. Sinirlenince fırlatmayın. Evet. Peki özete gelirsek Samsung Galaxy J8 alınır mı? 2800 liralık fiyat etiketi bence yüksek. Ama yine de kamera yeteneklerine baktığımız zaman, tasarım detaylarına baktığımız zaman Galaxy J8 satın alınabilir bir telefon olmuş. Alternatif modelleri inceleyebilirsiniz. Çünkü daha uygun fiyata daha güçlü telefonlar var. Ama onlar da bu Samsung Galaxy J8 deneyimini yaşar mısınız? Kameraları gerçekten yeterli olur mu? Bunun karşı... Bu seninle şey yapalım mı? Ne? Giriş orta seviyesi telefonlar dosyası yapalım mı bir tane? Olur. Kaç çünkü dakikada şarj edildiğini yazayım mı? Her şeyi böyle bir toplayıp telefonları. 3000 liraya Miral gemisi alıyorduk gerçekten 2-3 birkaç yıl önce. Doğru. Geldiğimiz durum 3000 liraya Snapdragon 450 bir telefon. Mert'in çok morali bozuldu şu anda. Moralim bozuldu ya abi. Merak ediyorsanız bu arada bir detaylı incelemesini de evet, yapacağız. Çünkü ben bunu kullanacağım. Evet, bir 15-20 gün sonra daha böyle bir detaylı her şey kullanılmış bir şekilde Galaxy J8'in kullanım testini de yapmış oluruz. İstiyorlarsa söylesinler ve teşekkür ediyorum. Evet, o zaman abone olun. Benim abone olun. Abone olun, lütfen abone olun. Mert'in abone olun diyememesi kadar komik bir şey yok bence şu anda. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Evet, ben de konuşamadım. Evet, görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.